Don't move. Let me see it. Don't move, Amy. Let me see it. Okay. Ready? Mm-hmm. I love it. Merhaba dostlarım. Bugün Netflix'ten izleyip çok beğendiğim 5 filmden bahsediyorum. Videoyu geçmeden önce sonuna kadar izleyin. Size video sonunda sürprizim var. Çok uzatmadan videoya geçelim. Netflix'in yeni yüklenen içeriklerinden olan Aşk ve Canavarlar filmi sonunda yayınlandı. Daha önce Teen Wolf ve Labirent film serisinden izlediğimiz genç oyuncu Dylan O'Brien'in olduğu filmde Joe'nun kıyamet sonrası ortaya çıkan canavarlarla mücadelesi anlatıyor. IMDb puanı 7.1 olan yapım vizyona girdiği 2020 yılında da oldukça ilgi çekmişti. Yıldız kadrosu ile dikkat çeken aksiyon dolu filmde sevdiklerinden uzak kalan Joe'nun kıyamet sonrası ortaya çıkan canavarlarla mücadelesi anlatılıyor. Canavar kıyametinden 7 yıl sonra Joe Dawson insanlardan geriye ne kaldıysa diğerleriyle birlikte yaşam savaşı veriyor. Dünyanın kontrolünü canavarların ele geçirmesinden beri Joe, yeraltı dünyasında yaşıyordur. Lisedeki kız arkadaşı Amy ile şans eseri radyo frekansları sayesinde yeniden karşılaşır. Amy'nin 80 mil ötede bir koloni ile birlikte yaşadığını öğrendikten sonra Joe, Amy'ye yeniden aşık olacaktır. Bu sırada tüm canavarlara rağmen Amy'nin yanına gitmeye karar verir ve devamını izleyelim. Sen hiç ateş böceği gördün mü? Hayır, görmedim. Göremezsin ki, göstermiyorlar. Evet, şimdi de Yılmaz Erdoğan'ın tiyatro oyunundan uyarlanan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü filmine bakalım. Filmimizin başrolünde Güldür Güldür ve Hayat Sırları projelerinde gördüğümüz Ecem Erkek yer alıyor. IMDb puanı 6.2 olan filmimizin konusuna gelelim. Ailesiyle birlikte yaşadığı çevreye uyum sağlamak için çabalayan, üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in hayatına odaklanıyor. 1948 yılında İstanbul'da doğan Gülseren, 4 rakamlı sayıları aklından çarpabilen üstün zekalı bir kadın olan Gülseren'in hayatından kesitlerin sunulduğu filmin arka planında Türkiye'nin panoraması gözden önüne seriliyor. Diğer bir filmimize gelelim. Ben izlerken gerçekten de çok keyif aldım. Akıcı ve biraz da duygulandırıcı film olan 2002 senesinde yayınlanan Piyanist filmi. IMDb puanı 8.5'tir. Roman Polanski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Adrien Brody, Thomas Cranston, Emily Fox gibi isimlerin oyuncu kadrosunu oluşturduğu Piyanist filminde Polanyi'nin geleceğini en parlak piyanistinin hayat hikayesi anlatılıyor. Spielman karakterimiz 2. Dünya Savaşı'nda çıktığında 27 yaşındadır ve yaşadığı ülke Polonya'nın geleceği parlak piyanistlerinden bir tanesidir. 2. Dünya Savaşı ile birlikte Naziler Polonya'yı işgal eder ve ülkede yaşamak imkansız bir hale getirilir. Tabi bizim piyanist bir şekilde esir kampına gitmekten kurtulur. Varşova'nın kenar mahallelerine birinde hayat mücadelesini sürdürmeye devam ediyordur. Varoş'ta sefil bir hayatı olan müzisyenimizin maruz kaldığı kıtlık ve aşağılanmalar ona hayata karşı verdiği mücadeleye yıldırmayı başaramaz. Bir gün Varoş'tan kurtulup başkentte harabelere sığınır ve beklemediği bir anda gelen yardım umudu yeniden kazanmasına sebep olur. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten başta da dediğim gibi çok sürükleyici, etkileyici ve duygulandırıcı. Umarım seversiniz. How does it feel, William? Bir diğer filmimiz 2019 yapımı olan filmimizin IMDb puanı 7.6'dır. Filmimizin adı Rüzgarı Dizginleyen Çocuk. Maddi imkansızlıklar sonucu okuldan atılan 13 yaşındaki bir çocuğun hikayesini konu ediyor. William Kamava denilen Malevi'de yaşayan 13 yaşındaki bir çocuk. Oldukça da zeki bir çocuk. Ailesinin yaşadığı maddi zorluklar yüzünden çok sevdiği okuldan atılmak zorunda kalır. Fakat bu William'ın çalışma isteğine engel olamaz. William kimsenin haberi olmadan geceleri okulun kütüphanesine gitmeye başlıyor. Kütüphanede saatlerce çalışan William bir süre sonra büyük bir başarı elde ediyor. William yaptığı çalışmaların sonunda babasına ait olan eski bir bisikletin parçalarını kullanarak bir rüzgar jeneratörü yapar. Bu başarı sayesinde köyünde rüzgar enerjisi kurar ve köyünü kurtarır. Motivasyon filmleri sevenler için birebir film. Ben izlerken çok keyif aldım ve gerçekten de bazı şeyleri başarmak için ne kadar büyük çaba sarf etmek gerektiğimizi öğrendim. Umarım siz de izlerken severek, beğenerek izlersiniz.
Come in, Ether. This is Barbo Observatory. Are you receiving this? Bir diğer filmimiz olan Gece Yarısı Gökyüzü. 2020 yapımı olan filmin IMDb puanı 5,6'dır. Konusuna gelecek olursak, orta yaşlarında olan gökbilimci Agustin, yıllarca gökyüzünü inceleyebilmek için dünyanın uzak noktalarında yaşamını sürdürüyor. Arktik araştırma merkezine ulaşmasından kısa bir süre sonra yıkıcı düzeyde olaylar yaşanacak ve araştırma merkezi tahliye edilmek durumunda kalınacaktır. Ama Agustin orada kalıp çalışmasına devam etmek ister. Bu süreçte Iris adında gizemli bir çocukla karşılaşır. Iris, radyo dalgalarının sessizleşmesine neden oluyordur. Bu sırada Jüpiter'e yolculuğa çıkan Sullivan isimli bir astronot, evine geri dönerken Sullivan ve ekibi uzayın bu kadar derinlerine gidebilen tek ilk ekip oluyor. Yolculukları kontrol ekipleriyle iletişimleri kesildiğinden beri pek de yolunda gitmiyordur. Bu nedenle eve dönüp dönemeyecekleri muammadır. Agustin ve Sullivan'ın yolları bir şekilde kesişecektir ve daha sonrasını izleyelim. Bu filmimizde macera dolu, sürükleyici bir film. İzleyip uzayın derinliklerine gitme vaktimiz geldi. Çayımızı ve çerezimiz hazırsa filmlerimizi izleyelim. Sizlere güzel haberlerim var. Netflix üyeliğine sahip olmak istiyorsanız çekilişe katılmak için videonun altına yorum atmanız yeterlidir. Ne kadar çok yorum o kadar çok şansınız olur. Çekiliş 29 Nisan saat öğlen 11'de açıklanacaktır. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın.